Şimdi kısaca zaman rölelerinden bahsedelim. Zaman röleleri kumanda devrelerinde istenen zaman gecikmesini sağlayan devre elemanıdır. Zaman rölelerinde gecikme çeşitli yollardan sağlanabilir. Bunlardan pistonlu ve motorlu zaman röleleri mekanik olarak zaman gecikmesi sağlayan zaman röleleridir. Artık günümüzde bu mekanik yapıdaki zaman röleleri kullanılmıyor. Ben de elimde birkaç tane nostalji amaçlı saklıyorum. Şu anda kullanmakta olduğumuz zaman rölelerinin hepsi elektronik tip zaman rölesidir. Elektronik tip zaman rölelerinde ise zaman gecikmesinde iki farklı yöntem kullanılır. Bunlardan bir tanesi kondansatör şarj ve deşarj süresiyle zaman değerini değiştirmektir. Burada hatırlayacak olursanız kondansatörün şarj ve deşarjında bir zaman sabiti vardı. Bu zaman sabiti kondansatörün değerine ve deşarj olduğu üzerinden deşarj olduğu ya da şarj olduğu direncin değerine göre değişmekteydi. Eğer kondansatöre siz bir tane deşarj direnci olarak potansiyometre koyarsanız potansiyometrenin değeriyle oynayarak kondansatörün deşarj süresini değiştirebilirsiniz. Örneğin kondansatörün paraleline bağladığınız ve bu transistörü tetikleyen potansiyometrenin direnç değerini yükseltirseniz zaman gecikmeniz artacak, zaman değeriniz artacak. Küçültürseniz de zaman değeriniz küçülecektir, potansiyometrenin değerinin küçülmesiyle birlikte. Bir diğeri ise mikrokontrolör olan içerisinde zaman röleleridir. Aralarındaki fark ne? Kondansatörün şarj deşarj süresiyle yaptığınız zaman gecikmeleri analog tip zaman gecikmeleri analog elektronik devrelerdir. Burada elemanların tolerans değerleriyle birlikte zamanda ufak sapmalar yaşanabilir ama zaman konusunda çok net. Örneğin 1 saniye değil de 1,5 saniye ya da örneğin 10 dakika değil de 10,5 dakika gibi toleranslara sizin sisteminiz müsaade ediyorsa bu tip zaman röleleri kullanabilirsiniz. Ucuzdur da bu tip zaman röleleri. Çünkü içerisindeki devre basit bir yapıdadır. Fakat bu devreleri siz sadece bir tip zamanla kullanabilirsiniz. Ve çekmede gecikme ya da bırakmada gecikme olarak kullanabilirsiniz bu tip zaman rölelerini. Eğer mikrokontrolör tabanlı bir zaman rölesi kullanıyorsanız artık dijital bir kontrol sistemine geçmiş olur zaman rölesi ve burada zaman değerleri çok net ve kesin olarak çalışır. Ayrıca zaman rölesine siz birden fazla fonksiyonda zaman işlemi de yaptırabilirsiniz. Örneğin çekmede gecikme, geri gelmede gecikme, flaşör gibi. Bu zaman işlevleri neler? Bunların en temellerinden bahsedeceğim size. Çekmede gecikme, geri gelmede gecikme. En temel olan iki tanesi bu. Çekmede gecikme ve geri gelmede gecikmeyi ters veya düz zaman rölesi olarak da isimlendirirler. Ama ben ters zaman rölesi ya da düz zaman rölesi tabiri kullanmayı tercih etmiyorum. Çünkü bunların benzerlerini piyasa içerisinde de kullanacağım için orada da ton ve tof isimleri veriliyor. Yani ton time on delay, time off delay şeklinde. Buradaki karşılık çekmede gecikme, bırakmada gecikme şeklindedir. Ya da geri gelmede gecikme ya da düşmede gecikme de diyebilirler. Bazı kataloglarda ya da kaynaklarda. Şimdi çekmede gecikme ile çalışma prensibi nasıl? Grafiğe bakacak olursanız grafiğin üstündeki bana zaman rölesinin A1, A2 uçlarına verdiğim enerjiyi gösterir. Aşağıdaki ise kontakların değişimini gösterir bana. Eğer ben çekmede gecikmeli bir zaman rölesi bobinine enerji verecek olursam, yani aslı içerisinde elektronik kart var ama bobin kelimesi dilimize yerleştiği için bazen bu tip tabirler de kullanabilirim. Zaman rölesi bobin dediğimiz aslında elektronik kartı besleyen içerisindeki A1 A2 uçlarıdır. Zaman rölesine enerji verdiğimde A1 A2 uçlarına zaman rölesi sayma işlemine başlar. Sayma işleminin sonunda kontakları konum değiştirir. Ne demek istiyorum? Örneğin bu zaman rölemize biz 10 saniye süre ayarladık. Zaman rölemizin A1 A2 uçlarına enerji verdiğimiz anda zaman rölesi 10 saniyeyi saymaya başlar. 1, 2, 10. saniyeye geldiğinde kontaklar konum değiştirir. Yani kapalı olan kontaklar açılır, açık olan kontaklar kapanır. Kontakların bu şekilde kalması, yani konum değiştirerek kalması zaman rölesinin enerjili olduğu süre boyunca devam eder. Eğer siz kontakları tekrar eski haline geri getirmek istiyorsanız zaman rölesine vermiş olduğunuz A1 A2 uçlarından verdiğiniz gerilimi kesmeniz gerekir. Bu benim çekmede gecikmeli zaman rölemde. Geri gelmede gecikmeli zaman rölemde ise şu şekilde çalışır. Siz zaman rölesinin A1 A2 uçlarına enerjiyi verdiğiniz anda kontaklar beklemeksizin hiçbir bekleme yapmadan direkt konum değiştirir. Daha sonra siz zaman rölesinin enerjisini kestiğinizde A1 A2 uçlarına giden enerjiyi kestiğinizde bu sefer sayma işlemine başlar ve ayarladığımız süre sonunda kontaklar ilk haline geri gelir. Ne demek istiyorum? Enerji verir vermez kontaklar konum değişmişti. Yani kapalılar açılmış, açıklar da kapanmıştı. Daha sonra enerjiyi kestiğimde süreyi saydı. Yine örneğin buna da 10 saniye verecek olursak 1, 2, 9, 10. 10. saniye sonunda zaman rölesinin kontakları ilk haline geri geldi. Yani kapanmış olan kontaklar açıldı. Açılmış olan kontaklarsa kapandı. Çekmede ve geri gelmede gecikme de yaşayabilirsiniz zaman rölesinde. Yani
hem çekmede hem de enerjiyi kestikten sonra kontakların ilk haline gelmesinde de bir zaman gecikmesi sağlayabilirsiniz. Bunun haricinde en çok kullanılan bir diğer zaman türü de flaşördür. Bu da ayarladığınız zaman içerisinde kontaklar açma ve kapama işlemi yapar. Burada tek zaman ayarlayıp tek zamanda açık kapalı yapabilirsiniz ya da iki zaman ayarlayıp işte çıkış verdiği ve çıkış vermediği süreleri farklı farklı da ayarlayabilirsiniz. Bu tip zaman bölgelerini uyarı maksatlı kullanırız. Örneğin yol kenarlarında uyarı amaçlı bunlar kullanılabilir. Ya da yüksek binaların tepesinde alçaktan uçak ya da helikopterlere karanlıkta gözükmesi için yüksek binaların tepesine de bu tip şeyler takarlar. Bazen paratonel tesisatlarına bu tip şeyler takarlar, flaşör devreleri, GSM antenlerine takarlar. Yani orada maksat uyarı amaçlıdır, dikkat çekmek amaçlıdır. Yapı olarak biraz daha farklı olan yıldız üçgen tip zaman rölesi vardır. Yıldız üçgen devreler, yol verme devrelerini göreceğiz. Ama şundan bahsedeyim. İki ayrı çıkışı vardır bu zaman rölesinin. Bunlardan bir tanesi yıldız kontaktörüne bağlıdır. Yıldız kontaktörü devreden çıktıktan sonra, yani yıldıza ait kontağını açtıktan sonra kendi içerisinde tekrar 50 milisaniyelik, 100 milisaniyelik bir bekleme yapar. 50 ya da 100 milisaniyelik beklemeden sonra üçgen kontaklarını kapanır. Bunun teknik detayına yıldız üçgen yol vermede tekrar gireceğiz. Zaman röleleri tek işlevli olabilir. Zaman rölelerinin üzerinde kademe seçici, işlev seçici bir anahtar da olabilir. Bir anahtar da olabilir. O anahtarla siz bir zaman rölesini birden fazla fonksiyonda da çalıştırabilirsiniz. Zaman rölelerinin kontakları 15, 16, 17, 18'dir. Orta uçlu ise 15, 16 ve 18 şeklinde olacaktır. Kumanda devrelerini çizerken, anlatırken bunların üstüne tekrar duracağız. Kontaktörlerde bahsetmiş olduğum elektropneumatik zaman blokları vardı. Bu da çekmede gecikmeli ya da geri gelmede gecikmeli olarak seçilebilir. Ama artık kontak blokları, zaman kontak blokları kullanılmadığı için bunun üstüne çok fazla durmayacağım. Bir diğer konumuz sayıcılar. Kumanda devrelerinde sayma işlemleri için kullanılırlar. Girişine uygulanan her pulste sayısını bir arttırır veya bir azaltır. Önceden girilen sayma değerine gelindiğinde ise kontaklar konum değiştirir. Sayıcılar aşağı sayıcı, yukarı sayıcı, hem aşağı hem yukarı sayıcı olabilir. Aşağı ve yukarı sayıcılar tek pulse girişi vardır. Her pulse uygulandığında yukarı sayıcıda sayı değeri artar, aşağı sayıcıda ise azalır. Reset girişine pulse uygulandığında ise sayma sayısı sıfırlanır. Aşağı yukarı sayıcılarda yukarı sayma girişine pulse uygulandığında sayma sayısını bir arttırır. Aşağı sayma girişine uygulanan pulse sayıyı bir azaltır. Reset girişine pulse uygulandığında ise sayma sayısı resetlenir. Bakın burada önce sayıcıları nerede kullanıyoruz ondan bahsedelim. Artık otomasyon sistemlerinde PLC'ye geçtiğimiz için sayıcılar tek başına ayrı bir eleman olarak eski kadar kullanım alanı yok. PLC içerisinde bu işlem yazılımla olduğu için bir PLC içerisinde siz örneğin bizim PLC'lerimizde 1024 adet sayıcıyı ya da biraz önce gördüğümüz zaman rölesini 1024 adet PLC içerisinde kullanabiliyorsunuz. Bunların hepsi yazılımsal. Ama gerçekte bir sayıcı kullanacak olursak sayma işlemleri için kullanılır. Örneğin bir paketleme sisteminde sayma işlemi için kullanılır. Ya da en basit bir otoparkın giriş ve çıkışına siz bir sayıcı koyabilirsiniz. Girişindeki sayıyı bir arttırır. Sensör, yani her araç girdiğinde sayıcı bir artar. Örneğin çıkışındaki de aşağı sayma pulse'ini verir sensör. Otoparktan her çıkan araçlarda sayıyı bir azaltır. Örneğin otoparkımızın kapasitesi 100 ise siz eğer 100'e geldiğinde giriş kapısını kapatabilirsiniz. Ya da işte kırmızı ikaz lambası yakabilirsiniz doldur şeklinde. Mesela en temel olarak burada kullanabilirsiniz siz bir sayıcıyı. Dikkat edecek olursanız yukarı sayma, aşağı sayma ve reset girişi var. Yukarı sayma tuşuna her bastığımızda sayı 1, daha sonra 2, daha sonra 3, daha sonra 4 olmuş. Eğer ben buna sayma değerini 4'e ayarlamışsam sayma değeri 4 olur olmaz çıkış vermiş. Saymaya bundan sonra devam edebilirsiniz. 5, 6, 7, 8 gider. Ama 4'ü gördüğü anda sayma değeri 4'e ayarlıysa 4'ü gördüğü anda çıkış verir. Daha sonra aşağı sayma ucunu kullanmışım. 5'ten 4'e düşürmüşüm. 4'ten 3'e düşürmüşüm. Bu sefer 4 sayısının altına düşüldüğünde yani 3 olduğunda da çıkışı keser. Sayıyı arttırdığınızda yani 4'ü her gördüğünde çıkış verecektir. 4'ün her altına düştüğünde yani 3'ü gördüğünde ise çıkışları kesecektir. Ta ki reset girişine kadar. Resete girdiğinizde sayma değerini sıfırlar. Ondan sonra tekrar yukarı saymada 1-2 devam edebilirsiniz. Temel çalışma prensibi bu şekilde sayıcıların.